Geçmişi sorma, yine zora koyma, beni bugünümle sev. Her yanım aşktan, hadi en baştan, beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Oh, deli bir yaz yağmuru sevda. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Oh, bir yaz yağmur sevda. Bir yaz yağmur sevda. Aşkım, sen çok mu özledin anneyi? Çok mu özledin? Yakışıklı, sen babayı çok mu özledin? Hı? E tabii annesini özledi ve anne şefkati, anne sıcaklığı bambaşka. E tabii şimdi babasını da çok özledi. Baba kucağını özledi, evini özledi. Evi sonuçta çocuğun baba ocağı oluyor yani. Oğlum çok mu özledin beni? E şimdi tabii annen olunca söyleyemiyorsun değil mi? Nasıl da naif benim oğlum, nasıl da naif ya, yakışıklı. Aa, ne söyledi? Anladım. Hiç aramızda. Söyleyemem yani. Siz iki erkek bir olduğunuzda beni mi dışlıyorsunuz? Aşkım hiç olur mu öyle şey? Biz seni dışlar mıyız? Sen bizim hayatımızın kadınısın. Öyle miyim? Yani bence öylesin. Bir de Emre soralım. Söyle anneciğim. Ha babam. Ay aşkım benim, cevap mı veriyorsun sen bir de? Aşkım. Ne güzel ya. Güzel olan ne? Sen, oğlumuz, evimiz. Ben şu an bu anı dondurmak istiyorum. Hayır, dondurmamıza gerek yok ki. Biz sonsuza kadar böyle bir arada yaşayacağız. Unuttun mu? Nikah tazeledik. Yani bu çok önemli bir şey. Yani biz birbirimize bağlandık tekrar. Düğümlendik. Neydi o gemici düğümünün adı, sen biliyordun. Izbarço. Ha, ondan işte. Artık istesen de çözemezsin. Çözmek isteyen kim? Her şey çok güzeldi Onur. Düğün, tatil, rüya gibiydi. Nasıl güzel olan sensin. Ailemiz, evimiz. Neyse. Küçük Bey'in uykusu gelmeden ben bir eşyaları yerleştireyim Onur. Aşkım, aşkım. Dur, yeni elma getiririm, dur. Düştü mü elma baba? Düştü mü? Kurtuluş. Kurtuluş, ben inanamıyorum ya. Bu gelinlik şimdi benim mi? Senin tabii yavrum. O benim boynumun borcu dünüm. Seni zamanımda telli duvaklı gelin edemedim ya. Ne olur affet beni. Deme öyleyim. Deme. Affettim Kurtuluş. Harbi mi diyorsun? Sen şimdi beni seviyorsundur da. Seviyorum tabii Kurtuluş. Allah! Hem de deliler gibi mi? Senin gibi bir deliyle akılın ne işi olur Kurtuluş? Seviyorum be. Hem de çok seviyorum. Kız, ben de seni çok seviyorum. Nikahta keramet var dedikleri doğruymuş demek ya. Nünüm, şu gelinlik ne gelinlikmiş be. Diyorum ki hani bir tane daha mı alsak? Ay, sakin ol sessiz. Annem dışarıda duyacak şimdi bizi. Tamam yavrum, tamam. Ama bir şey diyeceğim yani, artık biz bu mevzuyu da çözmemiz lazım. Hangi mevzuyu? Ya hep bu böyle mi olacak Nünüm? Ben istediğim zaman sana sarılıp öpemeyeceğim mi yani? Hani hep anne geliyor diye korkacak mıyız? Nünüm. Bizim de bir evimiz olmasın baba. Olsun.
Olsun da nasıl olacak Kurtuluş? Sen he de olsun yavrum. Yani Allah'ın izniyle gelinlik işini hallettik. Kısmetse şu pembe panjurlu evi de halledeceğiz yani. Yani nasıl olacak? Yavrum, köfteci de işleri iyi gidiyor. Şimdiden 3-5 kuruş attım kenara. Artık ev bakmaya başlayabiliriz. Kız dur, kız dur da ama. Ben var, dur. Sen demiyor muydun kız az önce annem gelecek diye, ha? Diyordum. Peki o zaman koy. Kız. Evimiz oluyor değil mi? Evimiz mi oluyor? Allah'ım ya Rabbim, yemin ediyorum çok özlemişim. Çift sarılı yumurtalarım benim, önlü arkalı, renkli fotokopilerim. Bunlar şekerlenmiş mi biz tatildeyken? Bal mı olmuş bunlar? Oh, anneciğim nasıl özlemişim ben sizi var ya. Burnumda tütmüşsünüz. Ben de çok özlemişim çocuklar, biliyor musunuz? Vallahi tatil boyunca burnumda tüttüler. En çok ben özledim. Tamam. En çok Şadi özledi. Ah anam. Bunları kucağıma alınca gene bir insanlığımdan utandım kız ben. Bırakalım biz bu entrika işlerini anacık. Zaten el alemin maymunu olduk. Ömrümüz pasafiso doldu. Mahluden emekli olalım gayrı. Vakıf kuralım. Hayır hasenat edelim. Fukara sevindirelim kı. Saçmalama. Saçmalama oğluşum. Gevşeme hemen ya. Gevşeme. Evlat başka, entrika başka yavrum. Zaten ne yapıyorsak onların geleceği için yapıyoruz biz burada. Öyle değil mi ama? Her şey onlar için vallahi. Haklısın oğlum, her şey onlar için. Evet, çok haklısınız anneciğim. Her şey onlar için. Her şey. Vallahi insanın kendi evinde kahve zevki var ya, 5 yıldızlı otelde yok, inanın. 10 yıldızlı otelden daha güzel, ay. Anneciğim. Hı. Kahvenizi içtiniz. Bir şey demeyecek misiniz? Nasıl ne diyeceğim? Şey anneciğim, hani olur de, olmaz de ama bir şey de hani. Ay bu konuyu, ay çocuklar yapmayın ne olur, ben ne diyebilirim ki? Siz bir kere karar vermişsiniz artık yine eve çıkmaya. Elbette siz bilirsiniz, hayırlı olsun. Ne yapalım? Öyle olsun. Ay ya, boş ver. Huzurla, mutlu inşallah. Anneciğim öpeyim. Ben biraz bağırıyorum, çağırıyorum. Hırçınlık yapıyordum ama alışmışım vallahi, kötü oldum ben. Oh ne güzel, şimdi bütün evde bize kaldı. Annemle tadını çıkarırız. Ses yok, gürültü yok. Demeyin öyle ama çok alıştım ben size ya. Öyle mi? Ay ne, hiç sevmem öyle. Ses olsun, gürültü olsun evde. Ay böyle deyince kötü oldum bak. Ya annem siz olmasaydınız biz ne yapardık ya? Canım iyi oldu. İşte siz de kendi yuvanızı bulacaksınız yavrum. Ne güzel işte. Aa! Ne oldu anneciğim? Babacığım ne oldu? Yeni eve çıkıyoruz diye sevinmedin mi? Hayır sevinmedim. Sizin ikinize küsüm. Aa! Niye küssün anneciğim? Ne oldu? Çünkü beni bırakıp tatile gittiniz. 3 tane bebekle. Bebek de ağladı. İsmet Anane'de benimle saklambaç oynamadı. Ve oturup oyun oynadık. Gülşah'ım şeyden dolayı biraz yaşlı ya hani İsmet babaanne. Ben seninle her oyunu oynarım. Benimle yeter ki küsme. Anneanneciğim ben sana küs değilim. Sadece o ikisine küsüm. Anneciğim bu nasıl söz öyle ya? Babacığım bak şimdi biz tatile gittik ya. Tatilde böyle yeni eve çıkma planları yaptık. Hem ayrıca bak ne diyeceğim sana. Yeni evimizde kendine ait odan olacak. Duvarlarını istediğin gibi boyarsın, çizersin ha? Bana ne, ben sizinle gelmeyeceğim. Nereye gideceksin anneciğim? Anneannemde kalacağım. Allah Allah, çocuk işte. Sağlık. Sultanım nasıl gidiyor bakalım? Üzdüler mi bizim minnaklar sizi? Yok canım. Üzmediler de yani biraz yoruldum işte herhalde. Artık ihtiyarlıyorum. Olur mu anneciğim? Biz de İsmet kısmet emir derken sana bayağı bir kreş bıraktık maşallah. Ne diyeceğim? İstersen şimdi de sen bir tatile git. Yok evladım, tatil falan istemem de. Diyorum ki
Ben artık yıldızlara gideyim. Hayır, ne biçim laflar bunlar? Babaanneciğim, ağzınızdan gelasın, duymamış olayım. Hep birlikte hayata umutla el ele yürüyeceğiz, hep birlikte. Yıldızlara falan yürümek yok, buradayız. Allah sıralı ölüm versin. Ne biçim lakırdılar bunlar? Erol, o ne demek oğlum şimdi? Annem öyle bir şey mi dedi? Yıldızlara yürüyeyim diyor. Ha, yıldızlara gideyim. Ana, yengemi diyor. Şu anda idrak ediyorum. Evet, yengeme gidebilir. Ben zannettim ki ışıklar içinde yatayım diyor. Tövbe tövbe. Anneciğim, ne alakası var şimdi yıldızların, onu anlamadım ben. Ay, yoksa siz bizden mi sıkıldınız? Yok, estağfurullah kızım. Ne sıkılması sıkılır mıymış? Sıkılsanız sıkılsanız, siz benden sıkılırsınız. Sanırım canım öyle şey. Yani hani hava değişikliği olsun diyorum. Ne derler? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Madem öyle, siz bilirsiniz anneciğim. Gidiyor amiral gemisi oğlum, gidiyor. Gene bekleriz sevgili babaanneciğim. Ne yapalım kızım, gidiyorsa gidiyor. Ceketini mi tutalım, Allah Allah. Tamam anneciğim, madem siz yıldızlara gidiyorsunuz, ben de sizinle birlikte geleyim o zaman. Ay, ben çok özledim yıldızı. Çok mu özledin? Daha yeni tatilden geldik Betül. İşte zaten o yüzden özledim ya Şadi'cim. 7-24 birlikte olunca yıldız alışkanlık yaptı bende. Vallahi gidelim mi birlikte anneciğim? Gel kızım, gel tabii gel. Hadi ben de hazırlanayım biraz. Hazırlanın anneciğim. Boş olmayacak. Uyuyor mu? He, uyumuş nenem. İyi maşallah. Vallahi çok sevindim. İnşallah gönlünüze göre bir yer bulursunuz. Ay inşallah, inşallah enişte. Eyvallah bacanak. Yalnız bir şey değil mi? Annem var ya, bir günden bir güne gıkını çıkarmadı ha. Ama yani hani ev içinde şimdi, o da bir yere kadar tabii. Ay evet, öyle de yani ben hem iş bakıp aynı zamanda nasıl ev arayacağım ya? Ay. Vallahi müşteri yağmur oldu, yağdı bugün ya. Biz tatildeyken kapıda mı beklediler ne? Vallahi ben gelirdim senin ama Mahmure Hanım rahatsız. Yani Emir'e kim bakacak? Aa, aşkım. Dert ettiğin şeye bak ya. Burada aslan gibi babası var Emir'in. Ben bakarım, sen hiç dert etme. Kim? Sen bakacaksın Emir'e? Allah Allah. Daha önce bakmadık mı? Yani baktın tabii de. Ya ben vardım ya da bir bakıcı vardı. Yani. Ayrıca mesela Kurtuluş. Ver onu Gülşah. Hayatta bakamaz. Allah Allah ya. Niye bakamayacakmışım? Aslanlar gibi de bakarım. Hanımlar, size şu kadarını söyleyeyim. Biz çocuklara sizden bile daha iyi bakarız. Niye? Çünkü biz babayız, o yüzden. O kadar. Şan babası değiliz herhalde. Peki madem şan babası değilsin Kurtuluş, köfteciyle ilgilenirken aynı zamanda Gülşah'a nasıl baktığını düşünüyorsun? Ne var canım? Samet'e emanet ederim dükkanı. Allah Allah. İzin var mı bacanak? Var bacanak. Al işte bak. Siz var ya, iki gün sorunsuz bir şekilde bu çocuklara bakın. Hah, geldik en güzel yere. Buyurun, iddia neymiş? Allah ne isterseniz. Ya bakamazsak? Ha, bakamazsanız o zaman bizimle biraz ilgilenmek zorunda kalırsınız. Hatta dur ya, buldum vallahi. Kölemiz olacaksınız. Ay çok iyi fikir. Abla vallahi bravo. Evet. Kölemiz olun. Ama olur da biz bu işin altından kalkarsak, siz bizim kölemiz olacaksınız. Bir gün, iki, üç. Üç. Bak bak bak, cesur yüreklere bak. Tamam be, tamam. Ama bak, ikinize de söylüyorum. Herhangi bir kadından asla yardım almayacaksınız. Erkeklerden alabilirsiniz. Zaten onlar bir işe yaramaz, yapamazlar. Oyun bozanlık yok. Bakamıyorsanız dürüstçe söyleyeceksiniz. Zaten en sonunda da kölemiz olacaksınız. Erkek sözü mü? Baba sözü. Tamam o zaman Kurtuluş Bey. Siz hemen Gülşah'ı alıp gidiniz. Siz de Onur Beyciğim, çocuğunuzla emriniz de iş başı. Hadi, hadi size güle güle. Hadi. Görelim. Bizim çok işimiz var içeride. Oyun başlasın. İyi, ne var yani? Gözünüz üzerinizde. Kolay gelsin. Hadi ya. Tamam, rahat olun ya. Tulumunu değiştir bakalım önce. Efendim? Neyim? Tulum. Tulum mu ya? Dondurmayı da unutma. Çok sever. Bunlar hep bildiğimiz şeyler. Bak, tekrar tekrar söylüyorlar. Ay. Tamam, tamam, sakin. Şimdi son Lale ve Onur operasyonunda kabul ediyorum, kabul etmeliyiz. Bazı taktik hatalarımız oldu. Evet, örneğin. Örneğin yüzme bilmiyorsun, ne işin var kavakta gibicesine mi? Evet, evet, tamam, aynen böyle. Ama var ya, pes etmek yok. Pes etmek yok. Çık sahaya, çık sahaya oğlum. Al rakibi karşına, al rakibi. Gör bakayım rakibini. Sonuna kadar bir mücadele et bakayım sen onunla. Sonuna kadar savun. O var, o son topa kadar, anladın mı? O son vuruşa kadar Erol. Anladın mı beni? Anladım. Çünkü sen Betül'ün oğlusun. Evet.
Çünkü senin de olağanüstü yönlerin var. Evet. Nedir onlar? Bilmiyorum. Kurnazlık Erol. Evet. Taktik yeteneği. Evet. Ha? Üstün manevra kabiliyetin. Evet. Savaşma teknikleri. İhanet, entrika, pusu. Olağanüstü espri yeteneğin. İşte bütün bunların hepsi sende var zaten Erol. Ayrıca beş bıçaklıyım. Bu özelliklerimle Allah benim belamı versin. Dur, dur, dur. Hadi, tövbe de hay. Allah senin belanı falan hiçbir zaman vermesin. Peki son kertede yeni taktikler nedir boss? Ben artık sana taktik vermiyorum Raki. Çık sahaya ve haklı ol. Haklıyacağım anacık. Haklıyacağım. Erdiriyorsun! İşte bu. Ha işte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bak bu bitti. Bitti bu. Hadi. Hadi bakalım. Hadi şirkete doğru. Hadi. Hadi bakalım. Benim oğlum. Hanimiş benim koçum. Güller mi açmış benim yakışıklı mı yüzümde? Hanimiş benim kızım. Ha? Hanimiş benim minciriyim. Küçümenim, ufacığım. Ha? Babasının bir tanesi. Onun işte. Ben bebek miyim? Babamı sorar mısın? Kurtuluş, Gülşah bebek mi acaba? Vallahi ne bileyim bacanak. Bilemedim ki bebek mi acaba? Bir Emre mi sorsak ki? Ha? Sorayım bakayım, Emir ne diyor? Bak şimdi ne soracağım sana? Diyor ki Gülen abla ben bebek miyim diye soruyor. Ne diyorsun? Ha, o zaman söylüyorum. Vallahi babacığım, Emir diyor ki benim diyor Gülşah ablam kocaman bir abla oldu artık diyor ya. Onun işte abla olduğuma göre neden ben sizinle tatile gitmiyorum anne babamla? Hadi. Ya babacığım, ama Gülşen bak kaç kere anlattım ben sana bunu. Hala kulakların tıkıyorsun babacığım. Nasıl mutlu? Nasıl mutlu benim oğlum? Mutlu muymuş Emir? Ya mutlu olmaz mı bacanako? Ondaki keyif şu anda paşada yok ya. Kerata yemin ediyorum yalnız bakıyorum bak renk geldi yüzüne. Renk geldi harbiden. Değil mi ya? Baksana. Vallahi enerjisi değişti ya. Hiç yerinde durmuyor. Babasıyla nasıl mutlu belli değil yani şu an. Tabii ya. Bir de diyorlar ki bize çocuk bakamazlarmış. Lafa bak ya. Bırak Allah aşkına ya. Ne? Efendim? Yok duyamadım yani. Ya bacanak. Allah aşkına bak. Ne zaman bir erkek mevzusu olsa bunlar böyle bir ukalalaşıyor ya. Böyle bir kendi beğenmiş davranıyorlar ya. Yani maalesef ki böyle hani üzülerek söylüyorum ama böyle yani. Bırak yemin ediyorum var ya sanki bu çocuklara bir tek Süpermen bakabilir ha. Başka kimse bakamaz. Allah aşkına bıraksınlar ya. Onlar daha biberonun ne olduğunu bilmezken biz çocuk kundaklıyorduk ya. Tey tey tey. Ha bacanak şu biberonu bir uzatsana. Biberon? Ayıp ediyorum bacanak. Bacanak bu emcik yalnız ya. Şu öbür şey var. Geldi. Geldi. Ya. Ha. Evet. Bacanak be. Böyle tuhaf bir şey kokuyor ama. Oo. Oho. Ne yaptın oğlum sen? Daha hiçbir şey yemeden bu kadar. Maşallah. Var ya bacanak, yemin ediyorum bu kocaman adam olmuş ha. bacanak. Ne yapacağız peki? Bacanak, rahat ol. Daha önce yaptım. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Aha, iyi. Babacığım, bir gül kız artık. Gel bakalım. Hı. Aa, nasıl bulabildin mi bir şeyler? Ha? Anneciğim, buldum vallahi bir şeyler gibi ya. Hatta bizim evin civarına da bayağı yakın. Baksana böyle deniz manzarası falan da var. Deniz manzaralı. Hı. Yalandır o.
Yani bu paraya imkansız. Olur mu canım şu paraya? Denizi görse görse herhalde beline kadar inersin, eğilirsin, öyle aa deniz dersin. Anne fotoğrafı var. Bir yerden kopyalamışlardır. Yapıyorlar ya öyle şeyler. Bak, bu da üç oda bir salon. Ay, hatta bir tane odasında misafir odası yaparız. Siz geldiğinizde kalırsınız. Ne dersin anne? Ay, çok güzel olur. De banyo resmi yok. Bence mutlaka banyosunda bir problem var. Yani size iş çıkar. Ben söylemiş olayım da. Tamam. Hah, bak görüyor musun? Bu da böyle bir şey gibi giriş. Ay giriş katı deme. Giriş katında mı oturacaksınız? E aşk olsun. Yok annem, böyle girişin bir üst hani gibi var ya böyle ara daireler falan. Hatta bak güvenlikli bir sitede. Giriş katında kalma da yani. Nerede kalırsan kal. Anne, sen böyle baktım her şeye bir kulp buluyorsun ya. Sen bizim gitmemizi falan istemiyor musun yoksa? Ha? Ya istemiyorum. Ama ne yapacağım ya? Alıştım size hakikaten. Ama tuşunuzu da kuracak halim yok herhalde. Tamam bakalım. Ama üzülmeyeceğim tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Kurban olurum ben sana. Hadi gel bakalım. Hı. Bak. Oo, hiç fena değilmiş ha. Öyle yani Filiz'cim. Çiçekçideyim ben de evet. Ya Mahmure Hanım rahatsızlanınca Emir'e Onur bakıyor. Vallahi aklım onda kaldı biliyor musun? Hani becerebilecek mi, yapabilecek mi diye merak ediyorum. Öyle, tamam. Tamam, tamam, konuşuruz. Öpüyorum, bay bay. Onur, yani inşallah becerebilirsin. İnşallah. Oğlum, niye ağlıyorsun acaba? Altın temiz, mamanı da yedin. Ha Emir? Belki gazı vardır bacanak. Ha, aslında doğru söylüyorsun bacanak. Ha, gazın mı var senin? Gazın mı var? Tamam, dur bakalım. Hadi aslan ol. İşte bu. Hah. Oo. Allah Allah. Bak. Babacığım ben her böyle yaptığımda sen çıkarırdın o makasını. Anne mi tembihledi seni? Allah olabilir bacanak. Var ya bunlar bizi köle etmek için her yolu denerler. Ama yok, hiç nafile öyle. Yemez yani. Bu sefer olmaz öyle şey. Yine mi bacanak? Yine. Neyse yani ağlamasından iyidir, ne yapalım? Sen bak, sen değiştirir misin bacanak? Baba, ben acıktım. Ha, vallahi değiştireyim de hani Gülşah acıkmış be bacanak. Şimdi ben ona böyle peynir ekmek falan bir şeyler yapayım. Ayrıca senin eline de çok yakışıyor ha. Yemin ediyorum babaların hasosusun. Kaçtım hadi. Gel babacığım, ben sana bir peynir ekmek bir şeyler yapayım. Ne oldu? Ha, aşkım ben de tam kapatıyordum. Aşkım anca yetişebildim ya. Ne yaptınız, nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Yardıma ihtiyacınız var mı diye aradım. Aşkım lütfen, yani yardıma ihtiyacın var mı? Ne demek ya? Hiç öyle bir şey yok ki. Ya şimdi Emir ek gıdaya başladı ya. O yüzden sorun olur diye düşündüm dolapta. Hallettik diyorum. Herhangi bir sorun yok yani, problem yok. Her şey yolunda. Alo Onur. Aşkım hallettik diyorum ya, duymuyor musun beni? Ha. Ya biraz önce ses gelmeyince ben de dedim ne oluyor? Bir şey söyleyeceğim. Emir şimdi yemek yememek için inat eder. Tamam mı? Bir tane video var. Nasıl yani? Bir saniye. Yani ben doğru mu duyuyorum şu an? Sen Emir'e yemek yedirebilmek için video mu izlettiriyorsun çocuğa? Yani baldız ne yapıyorsun gözünü seveyim? El kadar çocuğa video mu izlettirilir ya? Hayır hayır, ondan değil. Yani sonuçta aç mı kalsın çocuk? Yemiyor mamasını. Ne yapayım ben, dikkati dağılsın diye video var bir tane çok sevdiği bebekler için. Onu izletiyorum. Annem de aynısını yapıyor. Bir şey olmaz ki. Aşkım lütfen bak, duymamış olayım burada yani. Bacana mahcup ediyorsun beni. Hiç yani o yaştaki bir çocuğa video izletilmez, yanlış. Aman diyeyim baldız, sen de izletme bir daha. Tamam, izletmem. Emir mi ağlıyor? Yani aşkım ağlama değil de işte yani sızlanıyor şimdi çocuk. Yemek saati geldi, seninle de böyle konuşuyoruz, lafı tuttun bize. Çocuk haklı olarak şimdi sabırsızlandı, ağlıyor yani. Tamam tamam Onur, ama bak emin misin? Ben çünkü sesini biliyorum. Huysuzluk ağlaması gibi geliyor. Ne olur, ne olur dürüstçe söyle. Bak çünkü bu Emir'in ağlaması böyle huzursuzlanınca böyle ağlıyor. Ne olur yardıma ihtiyacın varsa söyle, gelirim ben. Aşkım,
Lütfen senin gelmene gerek yok. Biz burada her şeyi hallediyoruz yani. Her şey zaten gayet güzel ilerliyor. Tabii canım hallediyor gibi. Şimdi yemeğimizi yaptık. Birazdan yemeğimizi yiyeceğiz, tamam mı? Her şey yolunda. Gayet de keyifteyiz. Hadi öptük seni. Hadi hadi. Sesinden tanıyorum. Bir bebeğim sonuçta o. Yeğenim ne yapıyorsun sen ya? Bak yakıştın mı yaptın? Çizdirelim az kalsın babanın karizmasını. Ya geleyim mi diyor. Niye geliyorsun? Hallediyoruz işte. Ya hallediyor gibi işte tabii canım. Nedir yani? Bu kadar kabak yeter mi? Bacanak o kabak değil ama patlıcan. Kafamı bıraktı bende. Ah ellerine sağlık Şerif'imin. Afiyet olsun. Ay ne diyordum? Ha. İşte anneciğim böyle yani Onur da bu sabah şirkete gitmeyince mecburen benim Erol'um geçti gitti işlerin başına. E gidecek tabii kızım. Onun da işi. Tabii gidecek. Hani tabii gidecek. Yani sonuçta Onur artık çocuklu bir adam. Öyle her işe yetişemiyor. Görüyoruz. Hatırlatayım Betül'cüğüm. Erol'ün de çocuğu var. Hem de aynısından iki tane. Öyle öyle tabii Yıldız'cığım ama şimdi biz geniş bir aile olduğumuz için biz oğluma her konuda destek oluyoruz. Çünkü biz aile olarak birbirimize her konuda destek oluyoruz. Yani öyle Erol'u böyle işlerden alıkoyacak bir durum söz konusu olmuyor yani. Ama bir Onur'uma bakın. Bir benim Onur'uma bakın. Onurcuğum benim tek tabanca. Yani olmaz öyle her şeye yetişemiyorsa. Tamam. Tamam. Çekirdek aile hakikaten çok önemli ama anneciğim insanın artık belli bir saatten sonra mutlaka bir seçim yapması gerekiyor. Öyle değil mi? Öyle değil mi anneciğim? Onur'un da şirkette ne olup bittiğinden haberi vardır herhalde değil mi Yıldız? Anneciğim önemli olan sorumluluk sahibi bir insan olmak. Benim Onur'um gibi sorumluluk sahibi bir adam bütün işlerini ayarlamadan böylesi ailevi bir görevi asla üstlenmez. Yani tabii ki çoktan ayarlamıştır işlerini. Hayatım. Güzel Eltim benim. Bir ayarlarsın, iki ayarlarsın. Yani nereye kadar? Bu nereye kadar sürüp? Anneciğim genel müdürlük son derece özveri isteyen bir iş. Yani öyle hem bebek mamasını böyle çık 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 karıştırıp hem de böyle gidip de milyon dolarlık kontratlar öyle imzalarını atamazsın. Mama mı, kontrat mı? Seçim yapacaksın artık. İkisinden birinden yani. Bebek mamasını karıştıran gayet güzel bir eşi ve mükemmel bir dadısı var. Ayrıca Emir'im babasının yanında hissederek büyüyor. İnşallah ikizler de öyledir. Hayır yani bu hafta böyle bir ekstra bir durum olmuş. Hayat Yıldız'cığım öyle her istediğimizi böyle çarşaf çarşaf önümüze sermiyor ya. Hayır anneciğim şimdi koskoca holdinge de gidip böyle ay kusura bakma holdingciğim benim bugün bebek maması karıştırmam gerekiyordu. Sana da gelemedim diyemezsin yani değil mi? Hayır yani öyle bir şey diyen yok zaten kusura bakma holdingciğim i̇şte ben sana gelemiyorum. Yakında diye diyorum ben sana yani. Asla böyle bir şey yok Onur'uma itham edemezsin. Benim ben senin Onur'una itham etmiyorum şu anda. Benim Onur'um gayet başarılı bir iş adamıdır. Elbette lütfen. Bunun aksini söyleyen oldu mu şu anda sana? Yeter! Bu çocukların dedesi hem şirketi gayet güzel yönetti, hem de çok iyi bir baba oldu. Onur'la Erol da dünkü çocuk değiller. Hem şirketi yönetirler, hem çocuklarıyla, aileleriyle ilgilenirler. Ha? Değil mi? Değil mi efendim? Değil mi? İnşallah, inşallah. Her şey hep dır dır dır. Yetti. Taktik gücü, savaş oyunları, muharebe teknikleri, pusu, ihanet, entrika ve üstün manevra kabiliyeti. Ayrıca beş bıçaklı. Hadi bakalım Erol. Bütün bu vasıflara sahipken git ve hakkın olanı al gel. Of yemin ediyorum yapamayacağım. Şirket üstüme geliyor. Yemin ediyorum sorumluluk bastı şu anda. Erol Bey, iyi misiniz? İyi miyim? Değilim. Değil gibiyim. İyi değilim. Erol Bey, Onur Bey bugün gelmeyecekmiş. Bir sunum vardı, sizin sunacağınızı söyledi. Bir de imzalamamız gereken bazı evraklar vardı. Yo, ben ıslak imza atmayayım. Sorumluluk ben almayayım. Onur Bey nerede ki? Ben onu almayayım. Yo, Erol Bey, imzalamanız gereken evraklar vardı. Allah'ım, kızım bunlar hep bol sıfırlı rakamlar. Ben bunlara imza atmayayım. Ben sorumluluk almayayım. Şu anda her şey üstüme geliyor arkadaşlar. İyi çalışmalar, iyi çalışmalar. Erol Bey, şuraya imzaladım. Allah'ım, yeni mi imza? Allah, ismim yazıyor benim bunun üstünde. Atmayayım. Anacık, annem. Babacığım, elle değil ama. Babacığım ama oyuncakları bırakalım bir çorbaya odaklanalım mı iki saniye? Sonra annenin diline düşmeyelim iki günde zayıflattın oğlumu diye. Oğlum böyle oluyor mu ama? Hı? Böyle oluyor mu? Anne sana böyle mi gösterdi? Yine annenin bir oyunu mu bu bana? Anlamadım. Gelmedi mi? Peki tamam. Tamam sağ ol. Nerede kaldık?
Oğlum sen şunun neyini yemedin ben onu anlamadım yani mis gibi bak. Bak ben yiyeyim mi? Bak. Ben neyini yanlış yaptım bunu acaba ya? Belki baharatla sıkıntı oldu acaba. Anacık, anacık imdat, mayday kız mayday. Şirkette sıkıştım kaldım. Bütün sorumluluklar benim üstüme geliyor. Eğer gelip bana yardım etmezsen yemin ediyorum rezilliğin resmi olacağım şu anda. ay ne diyorsun oğlum? Ay ilahi güldürüyorsun anacığını. Hiç şaşırmıyorum. Hiç şaşırmıyorum Erol'cum nedense. Neden acaba? Kızım niye kahkaha atıyorsun? Burada rezillik diyorum, rezil olacağım, mayday diyorum. Kızım ne diyorsun? Ne biçim cevap veriyorsun? Kafan mı yandı senin? Ne? Ay ne diyorsun? Ay. Milyon dolarlık bir iş mi? Dur imzalama. Dur imzalama. Gelin de kutla. Tabii ki kutlarız oğluşum. Tabii ki kutlarız. Dur. Kıpırdama hiçbir yere. Hiçbir yere kıpırdama. Geliyorum ben yavrum. Hadi kapat. Yemin ediyorum kafası yandı. Bu da şizofrene bağladı. Kafa çoklu kişilik bozukluğuna geldi benim anam. Erol? Evet anneciğim. Ne olmuş? Ne olsun işte anneciğim. Yine başarı, yine başarı. Emin misin? Yani bizim Erol. Bir yanlışlık olmasın. Ay ilahi yıldızcığım yani. Anneciğim adeta başarıya mahkum oldu benim oğlum. Milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atmak üzereymiş. Anneciğim uğru kaçmasın. Ben kalemimi kağıda böyle değdirmeden gel de bir birlikte ana oğul kutlayalım diyor. Onun için kusura bakmıyorsunuz. Müsaadenizle. Müsaade senin Betül'cüğüm. Gideyim de kutlayalım oğluşumla. Aman güle güle. Değerli arkadaşlar, projenin detayları bu şekilde. Biraz bölündük farkındayım ama mecburi molalarımızda gösterdiğiniz anlayış için size de teşekkür ederim. Ama Onur Bey, böylesine ciddi bir projede... Yani evet, durumun farkındayım aslında ama... Bu şekilde bir sunum için kusura bakmayın ama... Sizi gerçekten tebrik ederiz. Bravo. İşte örnek bir eş, örnek bir baba, örnek bir iş adamı. Gerçekten bravo. Sanırım eşinizin de işi vardı. Nöbeti siz devraldınız. Yani evet öyle oldu biraz. Sizi gerçekten tebrik ediyoruz. Bakıcınız da izindeydi galiba. Öncelikle teşekkür ederim. Bakıcı izindeydi. Nereden bildiniz? Ah Onur Bey, iş adamları pek fark etmese de iş kadınları bu stresi her gün yaşıyor maalesef. Haklısınız. Şirket politikamız gereği iş kadınlarına azami anlayışı gösteriyoruz. Ama tabii iş başı düşünce çalışan kadınların ne zorluklar çektiğini bir kere daha görmüş oldum. Bu arada anlayışınız için tekrar teşekkür ederim. Vallahi bu projeyi sizden çok Emir Bebek için kabul ettik. Bilginiz olsun. Rahat dinlen Emir. Hoşça kalın. Ne yapalım küçük Serhan? Sana da bir oda bir masa ayarlayalım mı bu şirkette? Uğur böceğim benim.
Aşkım. Ben geldim. Hoş geldin. Ay mis gibi kokuyor. Yemek mi yaptın? Evet aşkım. Hadi sen de çabuk üzerini değiş. Gel yemekler soğumasın. Tamam. Emir'i çok özledim. Bir onu göreyim. Hemen hazırlanıp gelirim. Tamam çabuk gel ama. Tamam. Acele et. Ne? Hiç acele etme. Ben de şurada 2 dakika soluklanayım. Of bittim. Yemin ediyorum bittim. Aman da aman. Annesi çok mu özlemiş mavişimi benim? Ben daha çok özledim o kızımı. Oh. Ne yaptınız teyzeciğim? Bugün anlat bakalım biraz. Hah, hadi. Ne yapmasın teyzesi? Babasıyla böyle bir sürü yemekler yaptı, yemekleri yedik. Ondan sonra dünya kadar oyun oynadık değil mi babacığım? Yani böyle şahane, muhteşem bir gün geçirdik. Tamam o zaman Kurtuluş. Madem şahane bir gün geçirdiniz, böyle evi taşıdığımızda da Gülşah'la sen ilgilenirsin. Yapma ya. Yapma ya ne? Ya, hani yapma ya. Daha çok var ona manasında anneciğim. Yok yok çok yok Kurtuluş. Çok yok. Ben bugün var ya. Ben bugün birkaç tane böyle yer bile buldum ha. Harbi mi gönlünüm? Bakayım mı bakayım? Bak. Heh. Bak bak bu mesela 2. kat. 3 oda bir salon. Ve hatta şey banyosuyla mutfağı da çok temiz gördün mü Kurtuluş? Güzelmiş vallahi. Enişte bir şey diyeceğim. Ne oldu senin gözüne böyle kırpıştırıp duruyorsun? Yok yani ne bileyim böyle hani toz falan kaçtı herhalde. Ondan böyle kıpırıştırıyorum biraz. Kurtuluş ha. Bak bu da çok güzelmiş ha. Anne ne diyorsun? Benim. Anne babam uyuyormuş. Aa uyuvermiş. Yorulmuş anne, bayağı yorulmuş demek ki. Baban yorulmuş. Oo, iyice yerleşti kedi gibi. Ah yavrularım, minik ayaklı kuzularım benim. Yemin ediyorum kendi başınıza büyüyeceksiniz gibi hissediyorum. Çok mağdur olduk. Biz bu sorumluluğu alamayacağız. Hay Allah Allah, ne oluyor ki yani şimdi bunlara? Ha? Oğlum ne oldu size? Of baboli, yemin ediyorum anacıkla biz fiyasko olduk. Sınıfta kaldık anamla benim. Allah müstahakımızı versin diyebiliriz. E ne oluyor ya? Bir kendinize gelin, alo! Hayır kızım, bunlar ne yaptılar? Kafalarını bir yerlere mi vurdular? Ben bilmiyorum ki yani. Biri yukarıda yatıyor, bu gelmiş burada kafasını tutuyor. Ne yaptınız oğlum siz, ne oldu? Of anam, yukarıda yatıyor değil mi? Biz gerçekten iyi değiliz, biz çok kötüyüz. Bizi bir çöp poşetine koyun, Ümraniye çöplüğünü atın. Bizi kaldırın atın. Biz gerçekten işe yarayan bireyler değiliz. Yok öyle ya ama canımız. Allah Allah, bu bebekleri biz birlikte büyüteceğiz bir kere değil mi baba? Anca beraber, kanca beraber. Ama, fakat, lakin. Ama mama yok Erol'cum. Ama mama yok yani. Ben şimdi size 15 dakika veriyorum. 15 dakika içinde kendinizi şarj ediyorsunuz. Kaynanayı da çıkıyorum yukarı, uyandırıyorum yani. Oh! Kızım en tatlı yerindedir. Uyandırma kız. Uyandır kızım, uyandır. Size bu layık işte. Bu mu layık? Bu layık mı? Bu mu layık? Aşkım. Dün zor geçti galiba. Yo, gayet güzel geçti. Bebekler gibi uyudum. Bir sorun yok. Evet. Gördüm. Ben geldiğimde koltukta bebekler gibi uyuyordum. Neden acaba? Aşkım alt tarafı üzerini değiştirip aşağı inecektin. Bekledim, bekledim, bekledim. Yoksun. Baktım 1 saat geçmiş. Sonra da içim geçmiş. Ha, benim yüzümden yani. Sen çok yorulduğun için uyuyakalmadın. Senin işin yok mu bebeğim? Hı? Hadi işe geç kalıyorsun. Aşkım ben seni çok özlüyorum ama. Haydi bakalım işe marş marş. Bak bugün de eğer Emre bakarsam ki iyi bakıyorum görüyorsun. İddiayı kaybediyorsun. Değil mi? İyi madem.
Ama sen bu yorgunlukla anca öğlene kadar dayanırsın. Sonra da pes edersin, ben sana söyleyeyim. Göreceğiz. Canım benim. Bir ihtiyacın olursa ara. Ararım. Ama ihtiyacım olduğu için değil, özlediğimden. Kolaydır illaki. Dikkat et. Oğlum, şahane bir gün hazır mıyız? Hı? Baba, hadi artık uyan. Gazı vardır, gazı. Altını da içtirir bunun, altını. Tabii, gaz vardır. Allah aşkına, işte erkeğe bu kadar emanet edilir. Saat kaç oldu? Ben uyumuyorum ki anne. 5 dakika şurada gözlerimi dinlendirmişim, o kadar yani. Nilüfer, hiç sen bir yere gitme. Otur çocuğuna bak. Ben gidiyorum, işim gücüm var. Tamam anneciğim. Yok ben de, ben bakıyorum kızıma ya. Aman bırak Allah aşkına. Hadi ben kaçıyorum çocuklar. Tamam anneciğim. Hadi. Nen, devam. 5 dakika şurada gözümü kapadım ya, Allah Allah. Ya kurtuluş. Allah aşkına zorlama istiyor sana. Bak bakamıyorsun işte, olmuyor yani. Haline bak. Allah Allah ya, hiç de bir şeyim yok yani. Gayet kendimdeyim işte. 2 dakika şurada şey yapmışım böyle. Gözlerimi dinlendirmişim. Ne var yani? Nasıl bakamayacağım ayrıca? Kaşık kadar çocuğa niye bakamayacağım? Ben kaşık kadar değilim. Bıktım sizden ya. Of! Aa, anneciğim o nasıl söz öyle ya? Görüyorsun değil mi? Görüyorsun kızının tavırlarını. Allah bravo kurtuluş ya. Bir gün seninle vakit geçirdi, çocuğun bütün ayarları değişti yani. Niye ayarlarıyla oynayayım ya, Allah Allah. Ayrıca iş bile. Giderken böyle saçını atması aynı senin triplerinde. Aa. Ama merak etme, her şey değişecek. Ben son derece modern bir eğitim veriyorum çocuğuma. Kızına modern bir eğitim mi veriyorsun? Ha. Vallahi bak ben sana şimdi modern bir eğitim veririm, görürsün ha. Sabah sabah didişmeyelim kurtuluş. Tamam yavrum, ne şey yapayım hemen. Gideyim bir çay içeyim o zaman. Allah Allah ya, yok saçını öyle atıyormuş. Bakamıyorsun işte, bakamıyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.